Tuzla'dan yayın yapan ve tüm dünyaya ulaşan web televizyonu. Ben Murat Çaltepe. Bizleri izlemekte olan herkese iyi akşamlar. Evet, bir basın kulübü programında daha sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Bugünkü konuğumuz yine bir gazeteci. Bu gazeteci Gebze bölgesinden Yahya Kahraman. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sayın Çaltepe. Evet efendim, programlarımızı izlemişsinizdir. Bir formatımız var şöyle ki, hemen onu da açıklayayım izleyenlerimize de. Yerel gazeteciliği tartışıyoruz ve programın sonuna doğru da yerel yönetimlerle ilgili hem izleyicilerimizden gelen sorular olursa onları yanıtlıyoruz, tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Evet, hemen klasik bir soruyla başlayalım isterseniz. Uzun yıllardır Gebze ve çevresinde gazetecilik yapıyorsunuz. Kısaca soracak olursak Yahya Kahraman kimdir? Ben öncelikle İstanbul'un en iyi internet televizyonu Tuzla ve TV aracıyla tüm izleyicileri sevgi, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca sizlere de böyle bir çalışma yaptığınız için, her zaman ilkleri başardığınız için sizleri tebrik ediyorum. Yayında emeği için arkadaşları da kutluyorum. Teşekkür ederiz. Yahya Kahraman kim dersiniz? Yahya Kahraman 1973 Giresun Espiye doğumlu. 1991 yılında Giresun Espiye Üniversitesi'nin mezunu. 92 yılında Gebze'ye yerleşti. 92'den 95'te askere gittim. 99'a kadar çeşitli özel sektörlerde çalıştım. 99'da gazetecilik mesleğine adım attım. 15 yıl bir fiil gazetecilik mesleğinin içindeyim. 13 yıl Gebze'nin amiral gemisi Gebze Gazetesi'nde çalıştım. Son 2 yılda kendi işimi yapıyorum. Şu anda herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmadan çalışıyorum ama yakın bir zaman içinde haber portalıyla yeniden gazeteciye merhaba diyeceğiz. Evet, o zaman hemen gerçi özgeçmişinizde de belirttiniz de gazeteciliğe nerede, nasıl başladık? Daha sonra da hemen ardından o soruyu da hemen sorayım. Neden gazetecilik? Aslında gazetecilik hiçbir zaman hayalinde olmamıştı ama ben iyi bir gazete okuyucuydum. Siyasete özel ilgim vardı. Hep babam döneminden beri, küçükten beri siyaseti takip ettim. 99 seçimleri olduğunda Sayın Yılmaz Işık bizim gazetedeydi, Gebze Gazetesi'nde. Yılmaz Işık gazeteci. Gazeteci Yılmaz Işık. Evet. Şekerpınar'a basın danışmanı olarak gitti. Gazetede boşluk doğdu. Ben de gazetede öyle iş arıyordum. İsmail Bey de bizi çağırmıştı. Dedi, ismi Yılmaz Işık Bey Şekerpınar'a gitti. İsmail Bey de ayrıca akrabanız oluyor değil mi? İsmail Kahraman Bey, evet. Evet. Anlı Işık var kendisiyle. Kendisine bunu selam söylüyorum. Evet. Yılmaz Işık şeye gidince, Şekerpınar'a basın danışmanı gidince Ali Sönmez'in yana. Evet. Öyle boşluk doğdu. Bir gün beni yanına çağırdı. Dedi ki, al bu davetiyeleri falan. İşte gazeteleri, günlük gazeteleri takip ediyor. Dedi, önce şeyi sordum, gazetecilik yapabilir misin dedim. Dedim, yaparım dedim. O zaman dedi, bu gazeteleri al, davetiyeleri, bismillahirrahmanirrahim, bilgisayarın başına geçtim. Bizim gazetecilik başlamamız öyle oldu. Ben biraz çekirdekten yetiştim gazetecilikte, nasıl çekirdekten yetiştim? Dağıtımla başladım. 2 yıl bizzat dağıtım yaptım. Hem dağıtım yaptım, hem muhabirlik yaptım. Hem paramızı kazandık, evet, mesleği öğrendik. Yani öyle bir anımız oldu. Gazetecinin içinde kendim oldum. Özel olarak gazetecilikle bir merakım yoktu. Sadece gazete okusun ama kendimi 26 yaşında gazeteci olarak kamuoyuna çıktık öyle. Tarihi söylemiş miydiniz? Tarih neydi? Hangi tarih? 99'da başladınız bu mesleğe ve 2013 yılındayız. Aynen öyle. 14 yıldır evet, bu işin içindeyiz. Hakikaten gazetecilik merak, heyecan isteyen bir meslek. Yani merak, heyecanınız yoksa bu işi yapma şansınız da yok. Yani biz o anlamda çok şeydik yani, atılgan ve heyecanlıydık. Niye derseniz, dağıtım yapardım. Yazdığım haberi 3 defa vurdum. Dağıtım yaparken güzel. Evet. Yürüyerek haberi vurdum. Böyle bir heyecan vardı. Evet. Ben şimdi seviyorum. Ve inşallah ömrümün sonuna da bu işi devam ettireceğiz.
İnşallah. Geçtiğimiz günlerde Ergün Ün konuğumuzdu burada yine bu stüdyoda. O zaman da ben söylemiştim. İlk haberim ne diye sormuştum Ergün Ün'e de ben kendimi söylemiştim. Benim ilk haberim o zamanlar Gebzespor'un başkanlığını yapan Şendoğan Tezyüksel'le röportaj yapmak olmuştu. Ve hemen ilk ona gitmiştim. Ve o günkü heyecanı veren hiçbir şeyi unutamam. Peki sizin ilk haberiniz neydi? Vallahi çok da ben. Yani ilk haberinizi hatırlayamıyorum. Daha çok ben şey yapalım yani sabah gazete dağıtırken hastanelerin polis... O küçük çaplı haberleri anladım. O davetiyelerden haber çıkartıyorsun falan filan onun dışında. Yani böyle aklında kalan ben ilk bunu böyle zorlanana kadar böyle güzel sevinerek yazdığın haber neydi mesela ya da beğenerek? Hatırlamıyor musun? 14 yıl öncekinden bahsediyoruz. Hakikaten hatırlamak gerçekten zor yani. Böyle hafıza yıkamak lazım. Peki tamam onu hatırlayamadın. O zaman peki yaptığın ve unutamadığın bir haber var mı? Böyle çok güzel, ses getiren. Yıl olarak hatırlamıyorum ama. Evet. Bu şu an Simit Sarayı'nın olduğu yerde HSBC Bankası vardı. Oraya soygun oldu, soygun. Yani soygunlu kendine şey süsü verdi. Evet. Dinamit falan üzerine sarmıştı. Ben de oraya heyecanla gittim. Hem korktuk hem canımız şimdi kendi haberi düşündük. O otopark orada açık otopark. Evet. Otoparkın o duvarın altına gizlendik. Hani biz adamın gerçek soygunlu olduğunu biliyoruz. Hem eğilip fotoğraf çekiyoruz. Kareyi alıyoruz. Hem de canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. O heyecanla gidip o haberi yazdık. Tabi o bizim için önemli bir anıydı yani. Evet, hatırlıyorum o günü, haberi de hatırlıyorum. Peki, Gebze'de gazetecilik nasıl o günden bugüne, 14 yıl geçti dedin. Şimdi bir de internet ve sosyal medya ile birlikte nasıl bir değişim gözlemliyorsun? Yani bu kağıt, buna kağıt baskı diyoruz artık, artık internetin dışında. Bundan vazgeçecekler mi, yerel basın vazgeçer mi ya da? Şimdi Gebze'de gazetecilik hakikaten eskisi bir heyecan yok yani. Yani derler ya silah çıktı, mertlik bozuldu. Dijital evet. Çıktı gazetecilik. Yani tembelliğe biner. Amiyana tabirle. Yani araştırma yok. Kes kopyalı yapıştırma devam ediyor. Yani yazılı basın... Peki yani, nereden geliyordu onları kopyalıp yapıştırıyorlar? Birileri gidiyor mutlaka. Yani, bir şey oluyor. Hemen ajanslardan işte üniversiteler evet. Var bugün. Birçok haber sitesi... Yani ajanslara bağlı kalındı, ajanslara belediyelerin bağlı. Basın yayınlarına bağlı kalındı o zaman. Bir de şey yok yani, Gebze'de eleştiri kültürü de yok basınlı. Yani önceden insanlar acımasızca eleştirirdik, evet. Bir şey denmezdi. Şu anda yani insanın yaptığı şey yazınca suç olmuş oluyor yani. İnsan sana suçlu, siyasiler, işte önemli makam işgal edenler. Eleştirmek bile suç, bu pozisyonuna düşüyorsunuz. Yani gazetecilik yapılmıyor Gebze'de şu anda. Tabii bu gemin içinde biz de varız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Önce yine kendimize çuvalınıza başkasına batırmak gerekiyor. Tabii dijital gazetecilik yani e-gazetecilik, internet gazeteciliği hızlı ama şey işin kolaycılığı yani araştırma yok. Biraz tembelliğe itti. Ama bugün sosyal medya hakikaten çok önemli. Yani bugün aslında herkes bir gazeteci. Bir yıl önce ben Facebook'a girmiyordum. Girmek istemedim. Bana çok şey geliyordu. Yani itici geliyordu yani. Resmimi çekip oraya atacağım. Ama bugün ben de dahil olmak üzere herkes sürekli elimizde yani, diyorsun. Sadece affedersiniz yani özel namahrem bile rahat çalışıyor, internet atıyor. Evet. Yani bugün herkes gazeteci. İşte son olaylarda, siyasi olaylarda gördük sosyal medyanın şeyini hatta anket yapmışlar. Evet. %50 sosyal medyadan öğrenmişler o son olaylar işte kez olaylarını. Yani burada sosyal medyanın gücü, internet gazetecinin gücü alabildiğince yükselmiş. Yani zirveye doğru yükseliyor. İşte e-ticaret, Türkiye'nin ticareti 30 milyar dolar yıllık. Bu anlamda yani hayatımız internetin parçası, gazetecilikte internetin olmazsa olmazı. Zaten internette slogan var, ticarette yoksan internet yoksun, internet yoksan ticaret yoksun diye bir mantık var. Bizim sektör de oraya kayıyor. Gebze'de bunun geçiş noktası nasıl olur derseniz, Gebze biraz şey, yani 81 vilayetten insanların yaşadığı kozmopolit bir bölge. Gebze'de çok okuma kültürü yok. Yani evet. Bunu siz de Gebze'de gazetecilik yaptınız. 12-13 gazete çıkar ama bunların %73'ü aynıdır. Hep aynı yere giderler. Çoklarının manşetleri de aynıdır, İstanbul'lar da aynıdır. Gerçi yani gazetecilik... İzan pajları da aynıdır, baskı kaliteleri de aynıdır. Yani okuyucu kitlesi yok. Bugün 300 bin nüfus var. Yani okuma oranı %1 ya 2. Yani bunu neden çıkartıyorsunuz derseniz,
baktığımızda işte amir, memur, siyaset işte takımı, gazete okur. Bunların da sayısı 3-5 bin kişidir. Yani 300 bine vurduğumuzda %10 gazete okuyor. Onun için de kamuoyu oluşmaz. Sahiplenmiyor. Bir şehirlilik, yani bir aidiyet hissi yok olmadığı için Gebze'de gazete okumak kültürü diyor. Ama gidin İzmir'de akşam 5'te gazete satır. Yani Gebze'nin bugün hak ettiği bulunduğu olmamasından büyük nedenlerinden bir tanesi de şehir bilincinin olması, kamuoyunun oluşmaması. Peki bunda suç kimde? Bu şehir bilincinin oluşmamasında politikacıların mı, siyasetçilerin mi, yerel yöneticilerin mi, basının mı? Kimseyi suçlamamak lazım. Herkes üzerine düşen bayılması lazım. Yani gazetecisi, siyasetçisi, milletvekilisi, milletvekili. Peki o zaman Kocaeli'de nasıl oluyor bu? Yani insanlar yani yaşadığı şehre bağlı hissediyor. Yani daha çok bizim Gebze şehri şey yani zengin gibi gözükse de aslında Gebze fakir insanların yaşadığı. Yani kağıt üzerinde. Aslında Gebze'de çalışıp da başka İstanbul'un başka ilçelerinde mi yaşanıyor? Belki yani, ondan mı? Dün bir muhabbette konusu geçti. TÜBİTAK'ta 7 bin kişi çalışmış. Derslerde, evet. Kişisizde de, GET'de, beyaz yakalılar, yani bürokratlar, beyinli insanlar. Bunların hepsi İstanbul'un dışında. Yani o insanları Gebze'de şey yapsak, oturmaya ikna etse veya oturacak sosyal alanlar olsa Gebze'nin farklı boyutlara, kültür yaşam oranı çok yüksek olur diye düşünüyorum yani. Evet. Peki şimdi gelelim, madem buradan Gebze'yi anlatıyoruz, yerel yönetimlere bakacak olursak Gebze dörde bölündü. Dilovası, Darıca, Gebze, kendisi, ayrıca Çayırova. Evet. Belediye başkanlarına şöyle bir değerlendirecek olursak. Şimdi önümüzde bir yerel seçimler var. Yani 2009 seçimleri göz açıp kapatıncaya kadar geçti yani. Çok uzun gibi olsa da çok da kısa yani. Daha ben dün gibi hatırlıyorum. Aday adayların kampanyalarının sonra adayların şeyini. Bugün 5 yıl geçmiş. İşte yani 10 ay gibi var ama aslında 12. ayda seçim şeyleri başlar. Hatta Ramazan'la bile başlar. Bir yandan kulisler de başladı. Ve derneklerde, açılışlarda, sosyal faaliyetlerde, aday adaylarda kendini göstermeye başladı. Yani bu seçim hakikaten farklı bir seçim. Bu seçim üç seçiminde bir araya bulma ihtimali var. Çok renkli ve hareketli bir seçim olacağını şu anda görmekten görebiliyoruz. Yani onu görmek için kain olmaya gerek yok. Yani bölgede durum ne olursa Gebze bölgesinde. Yani tabii şu anda yine AK Parti favori ama tabii adaylara göre de şey değişebilir yani. Ama adayların pozisyonu işte nasıl stratejiler, muhalefette ittifak olur mu? Bunlar seçime etki eder mi? Konjektürel durum ne olur? Siyasi atmosferler. Yani o zaman daha net okuyabiliriz. Şu anda mevcut belediye başkanlarının durumu soracak olursa. Evet onu. Yani Gebze Belediyesi Adnan Bey çalışıyor yani. Halkta var yani. Halka sokağa çıkıyor ama Adnan Bey yani bana soracak olursanız en büyük sıkıntısı şu olabilir. Yani teşkilat ve genel merkez boyutu. Ha, bu kanıya nereden vardınız derseniz, yani biz de partinin içinde bulaşıyoruz, kulis yapıyoruz. Oradan söylemlerden edindiğimiz intiba yani. Yani Adnan Köşker'in rakibi AK Parti olur yani. Teşkilat ve genel merkez. Yani hakkında çeşitli iddialar da tabii biz bunun asıl boyutunu bilemiyoruz yani. Var mı yok mu? O yargı süreci da devam ediyor bilemiyoruz ama. Ama halkın içinde var yani bu sabah erken kalkması, maçın içinde olması. Bu önemli bir dona yani. 2009'da kanının oranı %1 iken bugün %20'nin üzerindedir. Çünkü gıda altının içinde bu evet. Adaylık noktasında nasıl yapıyorlar onu da 2014 seçimlerinde göreceğiz. Darıca belediye başkanından soracak olursanız Darıca 3. dönemine oynuyor. Yani bugün Darıca'da taban olan gönüllere girmiş bir belediye başkanı var ama yani 3. dönem onun için dezavantajı. Yani 3. dönem olması onun bir dezavantajı. Hiç üçüncü dönem gösterilen bir belediye başkanı var mı? Örneği var mı bildiğin? Şu anda muhtemelen var da yani artık işte Ankara Büyükşehir dördüncü yılında. Büyükşehir'de tabii ilçelerde var mı bilemiyoruz yani. O bir dezavantaj yani olur mu? Yine bir heyecan gerekir mi Darıcı'ya? O tabii partinin yetkili kurullarının değerlendirici olduğu şey ama üçüncü dönem dezavantajı. Avantajı da onun altın içinde olması. Dezavantajı yine her iki yarı seçimde de çok düşük oy aldı. %35'lerde oy aldı. Yani 2004 seçimde Darıca mı? Tabii %34'tü. 2009 seçimlerinde %35 oy aldı. Yani genel seçimden çok çok altında oy aldı. Tabii onlar da hepsi A'dan Z'ye sebeptir yani.
bugün AK Parti'nin çok ciddi anlamda oraya ihtiyacı var. Çünkü Tayyip Bey kendi seçimi, ben öyle görüyorum seçimi. Yani 2014'teki güçlü çıksın ki yerel seçimlerden veya bir tane Cumhurbaşkanı seçimle aynı anda yapılsın ki yani kendisi %50 ile gelsin, başkanlık sisteminin bir fiil adım atılmış olsun diye düşünüyorum. O anlamda çok sessiz olacak diye düşünüyorum ben AK Parti'nin adaylık perdem noktasında. Yani bu dönem aday olmak seçimi kazanmaktan daha zor diye düşünüyorum. Evet. Peki Dilovası, Çayırova? Valla Dilovası'nda biliyorsunuz siz de zaman zaman görev yaptınız orada. Dilovası'nda partiler değil, kişiler önemli. Evet. Yani orası bambaşka bir ilçe. Kocaeli'de de, Türkiye'de de Akka'dan eşine hazırlıklı olacak bir ilçe. Yani mevcut belediye başkanı iyi niyetli, gayretli, çalışıyor ama yani hizmetler yapılıyor büyükşehir meselesi ama sıkıntı bir otorite boşluğu var yani Dilovası'nda. Yani yeterince... Belediye başkanı hakim değil mi? Hakim olamaz bir görüntüsü var. Yani bunu biz zaman zaman gözlemliyoruz burada. En büyük zaafı bu olur Çamur Yaman Bey'in. Tabii bunu düzeltir mi yani? Burada kime ne kadar etkiler bilemiyoruz yani. Ercan Dalkılıç ne yapabilir orada en büyük rakibi? Şimdi Ercan Dalkılıç 2009 seçimlerinde AK Parti'nin rüzgarının estiği bir dönemde 5500 oy aldı. Evet. Tabii o Demokrat Parti'yle aldı. Bu bir önemli. 8500'e 5500'ü. Yani MHP seçime girmeseydi belki de saçın 50-50 yani dengeli geçebilirdi. Yani Ercan Dalkılıç'ın sol parti olması bir dezavantaj yani. Yani o yarı halkı biraz sağ partiye meyilli yani işte MHP iktidar yapmış, AK Parti iktidar yapmış. Fazilet işte Refah Partisi gelinleyi. CHP'ye ne yapar bilemiyoruz. Yani o gün konjüktür. Ercan Dalkılıç'ın karşısına çıkacak adayı denem yani. Mecid Başkan'ı mı çıkar, yeni birisi çıkar. Yani evet. Çok renkli bir seçim olacak Dilovası'nda. CHP de kendini orada iddialı görmeye başladı. Yani 150-200 oy olan bir parti orada seçim alırsa Türkiye'den büyük bir sürpriz yapmış olur diye düşünüyorum. Peki Çayırova, Ziyaretin Akbaş. Çayırova'da biraz dediğim gibi Dilovası'ndaki yönetim sıkıntısı biraz orada da var. O şekilde orada da gördük ama Çayırova Belediye Başkanı hakkında sosyal yönden aktif belediye başkanı. İşte projeler ödül alıyor, hak eden koşullar yapıyor. Uluslararası boyutta organizasyonlar yapıyor. Ama bu vatandaşlara yansıması nasıl olur? Yani tamam. Her vatandaşı ilgilendiriyor mu maraton? Valla ilgilenen ama ilgilendirmeyen de var yani. Evet. İlgilenen kesim var, ilgilenmeyen bir kesim var. Tabii önemli olan yani teşkilat boyutu, işte anket boyutu, işte milletvekilleri boyutu, onlara verecek olduğu not, onların karnesi de belediye başkanlarının yeniden adayı götürmesine büyük oranda etkileyecek. Şimdi şöyle baktığımız zaman, Çayırova dediğimiz zaman maraton aklımıza geliyor. Mesela, hani demin az önce de söylediniz ya, Darıca denince o kültürler, şehirler, Dilovası denince ne mesela ya da Gebze? Dilovası denince çok şey var yani. Çevre ekildiği tabii. Arar bir ön plana çıkan mesela dedik ya maraton şey. Köprüsü. Evet. İşte hastane. Tabii onların belediyeyle alakaları yok tabii. Şu anda onun tabii belediye alakası yok. Onlar da yapıyor. Anadolu buluşması. Tamam. Peki Gebze'de? Gebze'nin sosyal anlamda işte Fatih'i anlıyorlar. İşte meydanda etkinlik. Kent meydanı. Popüler festivali yapıyorlar. O anlamda yani kültür açıdan etkinlik yapılıyor Gebze Belediyesi. Ramazan'da yapıyorlar. Evet. Ama proje anlamında Gebze Belediyesi'nin dolu 5 yıl geçirdiğini söylemek ben açımdan baktığımda mümkün değil. Yani şu anda tek bir kent meydanı var. Evet. O da eski yönetimden kalan ama bu başkana nasip olan bir proje. Ahmet Pembegül'den ta o zamanlar projesini. Evet. İbrahim Peydivan elinde gözüne bulaştırdı. Evet. Ahmet Köşke tamamladı. Yani ama şu anda her şey meydanda yapılıyor. Bu anlamda meydan Adnan Köşker için önemli bir proje. Kendisine önemli bir artı kazanılacak çünkü tüm etkinlikler faaliyetler orada yapılıyor. Faaliyetler orada yapılırken de bir yandan da reklam da yapılıyor. Bu kamu ulaşımında çok önemli bir argüman olarak görüyorum kendisi meydanda. Şimdi o zaman Tuzla'ya çok sık gelen bir gazeteci olarak Tuzla'ya da soralım. Ardından da bu 4 Gebze, 1 Tuzla, 5 belediye başkanına not verelim. Tuzla'yı söyleyelim. Tuzla'yı nasıl görüyorsunuz? Doktor Şadi Yazıcı'nın çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Zaman zaman Tuzla'ya geliyoruz yani. Ayda bir, bazen haftada bir. Evet. Yani Tuzla'nın bugün altyapıya ihtiyacı olduğunu biliyor. Yani çok anlamlı, çok önemli bir altyapı ihtiyacı ama Tuzla sosyal belediyeciliğin en üst seviyede olduğu, İstanbul'un beşiği,
Ankara, İstanbul'da örnek gösterecek hizmetler yapan bizim de yakından takip ettiğimiz hemen sınır komşumuz. Buradan çok önemli turizm merkezli bir ilçemiz. Yani hakikaten de potansiyeli yüksek. Bu anlamda Şahat Bey burada güzel hizmetler yapıyor. Biz kendisini yakından takip ediyoruz. Gerçekten sosyal belirlecilik burada en üst seviyede. Yazın burada çok güzel şeyler yapılıyor sahilde. Yani Tuzla Belediyesi bu anlamda kadar güzel çalışmalar yapıyor. Halk da zaten Şahat Bey'i seviyor bildiğiniz kadarıyla. Evet. Önemli hizmetler yapıyor. Biz kendilerine başarılarına devam ediyoruz. İnşallah gönlünce 2014'te de yeniden Tuzla'nın gönlünü kazanıp yeniden aynı koltuğa oturur diye düşünüyoruz. Yani. O zaman hemen şimdi karnemize geçelim. Mesela hemen Çayırova'dan başlayalım Tuzla. En son Tuzla'ya geliriz. Ziyahettin Akbaş'a kaç veririz 100 üzerinden? Puanları 10 arına versek mesela. Mesela yani. 100 üzerinden 50. 50 diyelim. Yani yarı 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 başarılı o zaman. Peki hemen Gebze'ye geçelim. Şimdi bir başarı nereden baktığınıza bağlı yani. Ha şimdi anlattıklarınıza göre ben burada şimdi o karneli... Yüzlerinden 50 dolar veriyorum. 50 dolar verdiniz. Peki o zaman geldik Darıca'ya. O da belli. O da 60 ver. Ona 60 ver. Peki şeye, Dilovası, Cemil Bey'e... Yüzlerinden 50 veririz. 50, peki. Tuzla'ya gelelim. Tuzla'ya yüzlerinden 70. 70, evet. Tuzla yani bizim de ihtiyacımız gibi Tuzla. Hatta birçok Gebzeliler de buraya geliyor yani. Yani bu Tuzla stüdyolarında olduğumuz için söylemiyoruz değil mi? Bu tarafsız bir gözlem. Yani şu anda sokağa çıkıp canlı yayına sonra baksak en azından 20-30 Gebzeli görürüz. Sosyal evet, evet. Tesislerde iki adamlar yani buraya gelenler Gebze'de ve Tadilovası'nın Darıca'da Çayırova'da ihtiyacını görmedi. Buraya geldik. Ki bu önemli bir... Eskisar gibi, Darıca gibi bir yer olmasına rağmen Tuzla'yı tercih etmeleri de değişik bir şey diyorsunuz. Peki madem Tuzla Darıca dedik devam edelim. Tuzla Darıca sahilinin birleştirilmesi konusunda onları okumuşsunuzdur. Basında da çıktı. Karabacak ısrarla istemiyor. Birleşmesini istemiyor. Denize dolgu yaptırmam diyor. Doktor Şadi Yazıcı da yapacağız diyor. İyi mi olur, kötü mü olur yani sonuçta? Darıca'ya bağlanması demek, o işin tam Dilovası'na gitmesi demek. Yani bölgeye farklı bir vizyon tanıtır, farklı bir ticari turizm hareketini getirir. Yani bölgeye rahmet olsun. Yani buradan yürüyerek, Tuzla'dan yürüyerek Darıca sahiline varmak. Yani iyi mi olur, güzel mi olur? Bir proje yani, olması evet. Lazım. Yani bu işin karşısından için durumu bilemiyoruz yani. Bayramoğlu Cumhuriyet isimli Cumhuriyet yani. Sahil evet. Halka çıkılması gereken özel sitelerin işgali altında. Yani oradan yol geçse, insanlar da istifade etse ne olur yani? Bu önemli bir hizmet. İnsanlar denizden istifade etmedi. Gebze'nin 16 kilometre sahile kıyısı var. Bir eski hisar var, bir de Muallimköy. Orası da kirli olan yüksek yer. Sahiller halka açılmalı yani. Sahilden halka açılmasına karşı olan halkı karşına olmuş olması anlamına geliyor. Yani bu anlamda buna karşı olmamak gerekiyor yani. Çok ciddi bir perde kasasında bir şey olsun ki buna karşı çıkılmalı. Yoksa yani bu işe karşı çıkan halkı karşılamamış olur diye düşünüyorum. Peki hemen yine Tuzla'nın yanı başında Fatih'in otağı var biliyorsunuz. Yani Fatih Sultan Mehmet'in konakladığı yer olarak söyleniyor tarih kitaplarında. Buraya yeterince Gebze'de tarafından kullanılabiliyor mu? Ya da değerini almış mı orası? Yani belediye buraya yeterli yatırım yapmış mı sizce? Ya da neler yapması lazım? Şimdi hakikaten orası çok önemli bir yer. Gebze için önemli, Türkiye için, dünya için, Türk tarihi açısından önemli bir yer ama ne yazık ki son yıllara kadar oranın değerini ve Gebze bildi ve Türkiye bildi. Fatih Sultan'dan da önemli padişahımız. İstanbul'u fetheden, işte Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinden masal olan çok önemli bir padişah. Yani padişahın bir rivayete kadar göre vefat ettiği o bölgenin bugün çok farklı bir kültür havzası olması lazım yani. Bugün sadece Anıt değil, orada yani Türk tarihinin bir mozaiği olmalı. Gebze'deki öğrencilere, Kocaeli'ye, Türkiye'ye her yere tanıtılmalı. Bu anlamda Gebze Belediyesi son yılda yaptığı programla, Hünkar Vefat programıyla oraya güzel bir yemek attı ama bu yeterli değil. Fatih, fetih oradan başlamalı. Yani İstanbul'un fethi Gebze'den başlamalı.
Evet. Anma törenlerinde. Yani, sadece belediye değil, yani tüm bölge belediyebilirler. Hatta büyükşehirde bu iş içine katılarak kutlamalar, anma programları yapılmalı. Yani orası hakikaten Türkler açısından önemli bir yer. Yani orası bugün başka bir ilin, ilçenin elinde olsa bugünkünden daha farklı reklamını yapılır. Beraber sizinle Adana'ya gittik. Adamlar taşı, bayırın turizm diye bize sundular yani. Cennet, cehennem mağaraları. Yani o bizim Fatih'in vefat ettiği bir yer var. Orayı bize tarihinde tanıtamamış. İşte sadece orası değil. İşte Mustafa Paşa Külliyesi, Biberzeli Eskişehir'de var. Evet. Koşumlu Külliyesi diye. Onu da bilemiyoruz. Yani Gebze'nin değerleri sanayinin gölgesinde kalmış. Aslında Gebze tarih kadar bir sanayi şehri, turizm şehri. Bunları da o plana çıkartacak olan, tarihi turizmin önüne getirecek olan yer yönetimler ve siyasetçilerdir. Onlara da bu anlamda önemli görevler düşüyor. İnşallah buradan bizim mesajımızı aldılar. Tuzla Olay TV, internet, İstanbul'dan internet televizyonu Tuzla Olay TV'den mesaj aldılar kendilerine. Evet. Peki madem Gebze'den bahsediyoruz, Gebze'yi konuşuyoruz. Gebze'yi konuşurken de Gebze'nin il olayını da istersen bir değinelim. Artık o il olayı, vilayet olayı treni kaçtı mı? Yoksa bu iktidardan sonra mı gelir ya da bu iktidarla mı gelir ya da ne olur? Şimdi Gebze'nin aslında il olmak için altyapısı hazır. Yani biz Gebze Büyükşehir'e balanırken çok sert mahçeler atmıştık. İdam fermanı. Yani Gebze batıyor, mahalle oluyor. Ama her şerden bir hayır çıkartırlar ya. Aynen o şekilde oldu. Büyükşehir'e bulundu. Herkes söz verdi. Bütün liderler söz verdi. Baba herkes olur dedi. Anahtar falan verdi. Evet. Bu iktidar döneminde de Gebze 4 ilçeye bulundu. Aslında bir anlamda il olmanın altyapısı hazırlandı. Evet. Şu anda kısa vadede Gebze'nin olması gözükmüyor ama tabii Cumhuriyet'in 20. 100. yılında 100 yıl gibi proje olursa Gebze'yi buraya dahil etmek lazım. Artı bir de Tayyip Bey, Sayın Başbakan İstanbul, Anadolu yakası ve Avrupa yakası diye yeni şehirler projesi var. Bu projenin bir ucu da Şekerpınar'a kadar uzanıyor. Bir rivayete göre Tuzla'nın işte Akron. İşte o taraflara kadar, evet. Böyle bir vilayette Gebze konumu ne olur? Evet. Aslında tabii bu istemek oluyor yani. Kimse anlamayan anlamı vermiyorlar. Gebze aslında vilayet yapacak argümanlara sahip işte. Kurumlar, kuruluşların 13 sanayi bölgesi, bugün işte Bilişim Vadisi de oraya kurulacak. Gebze aslında dünya şehri. Birçok ilden büyük, 65 vilayetten daha çok vergi toplanıyor. Bütçeye katkısı büyük. Tabi istemek de olur. İşte 99'da sizin de olduğunuz dönemde direkten dedik de en yerinde işte. Düzce'yi de oldu. Evet. Biz olamadık. Yani bu siyasetçilerin şeyinden, pasifliğinden. Gebze'nin bugün kabinede bakan olsa, yani masayı yumruk kuracak siyasiler olsa. Gebze'nin bakanları var, bakanı var herhalde yani. Osman Pepe vardı dönemde, şimdi Nihat Ergün. Ama şimdi sonuçta hükümetin... Yani Gebze derken yani Kocaeli mi diyoruz yani? Hükümet programında bir şey olmaz, onların da çok istemezsi de yani farklı şeyine göre... O zaman Mehmet Ali Okur'un, Hilal Kaplan'ın bakan olmasını bekleyeceğiz o zaman. Şimdi o anlamda demedim yani. Keşke olsalar yani. Daha fazla katkı olur diye, evet. Ama yani bugün her şey Tayyip Bey'in iktidarı arasında yani. O olur dese olur, olmaz dese olmaz. Yani olmadığı sonra milletvekillerin çok olur demesi de bir şey ifade etmez. Ama şu bir 2-2-4 durumumuz rakıcı ona sığmaz. Gerçekten Eriyat yahut da geç mutlaka bir gün il olacaktır yani. İnşallah. Kesinlikle yani. Olması lazım da. Çünkü sorunlar önce il olduğunda çözülür. Biz hala o görüşteyiz. 15 yıl önceki görüşümüzdeyse şimdi de aynısını savunuyoruz. Yani Gebze'nin işte bir mahallesi 50-60 bin. Yani Anadolu bir. Bir Osman Yılmaz Mahallesi, Mustafa Paşa yani, Mahallesi en büyük mahalleler. Arap Çeşme, evet. Peki bir 14 yıllık gazeteci olarak, Gebze'yi çok iyi bilen bir gazeteci olarak yerel seçimlerde bu belediye başkanlarımıza ne gibi bir tavsiyeniz olur? Ya da aday olacaklara ya da mevcut belediye başkanlarına yerel seçim öncesi. Gebze için, Gebze'nin önünün açılması için. Valla Gebze, Dörce Çaylar'a bir devası, hepsi birbirinden önemli argümanlar olan ilçeler. Gebze tabii onlar için de bu varlığıyla diğer üç ilçeye adlı yapacak pozisyonu var. Yani bulunduğu konum itibariyle stratejik açısından Anadolu'ya geçişte bir köprü vazifesi.
bilimsel kurumları, araştırma enstitüleri, ARGE üssüyle önemli bir şehir. Gebze'yi artık yani bir dünya şehri yapacak projelere imza attım. Artık altyapı, yol, bunlar zaten ekstra şehirde değil, bunlar zaten yapılıyor. Evet. Gebze'yi dünya şehri yapacak, test edilecek, her açıdan gündeme taşıyacak projelerden adaylar ortaya çıkmalı. Yani şartlar değişti, 5 yıl önceki şartlarla bugünkü şartlar farklı. Gebze bugün parlatılmayı bekleyen bir cevher gibi yani. O cevherin biri mutlaka ortaya çıkarmalı ki bugün Gebze demek Koca demek, Gebze demek Türkiye demek, Gebze demek dünya demek. İşte dünyadan kastımız Anadolu Güler, Lübanlar mezarında gelmek. Evet. Bugün Gebze hem yerel hem genel. İşte Türkcell'in Gebze adında telefonları Gebze'de ödeyecek. Bu çok önemli bir marka yani. Evet. Yani her şehre nasip olmaz yani. Gebze'de yaşamak ayrıca bir lütuf yani. Bu lütfu siyasetinde değerli. Fatih ile, Anibal ile, Eskisarı ile her bir değeri. Gebze bir değer. Bu değer ortaya çıkaracak projeler üretilmeli ki yani Gebze hak ettiği konuma gelsin yani. Evet. Evet, programımızın sonuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şimdi tekrar gazeteciliğe dönecek olursak, bu gerçi bu mesleği artık gene seçenler vardır tabii. İletişim fakülteleri var, üniversiteleri var, basın yayında. Gazetecilik mesleğini seçmek isteyen gençlere neler söylemek isteriz? Bu mesleği yapsınlar mı? Bu şartlara baktığımda çok da yapmalarını tavsiye etmem yani. Bu işin kim yapacak o zaman? Çok geleceği yok ama mutlaka birileri yapacak. Yani evet. Ne geleceği yok? Tabii. Gebze şartlarından örnek vereyim. Bugün maaş şartları ortada. Yani bir işsizlik hakim. Üst büyük gazetelere gitme şansı çok düşük. Yerel gazetelere imkanlar yok. Yani gelecek vadet gelmez. Yani bu iş ancak bu işe gönül verenler, sevgi sunumlar yapar. Yapmak isteyenlerden varsa tavsiyelerimiz dürüstlükten, araştırmadan haber yapmasınlar. Yani bugün gazetecilerin mesela biz başladığımızda çok saygındı. Yani biz bir yere gittiğimizde ayağa kalkarlardı. Ama şimdi aynı pozisyonda değil yani. Gazetecilerin bir saygınlığı yok. Meslekin etik değerlerine uyulmuyor. Meslek değerlerine uyulmuyor. Tamamen bir çıkarımın farklı içine dönüşmüş. Yani bu işi ilk ellerle yapsınlar yahut da hiç yapmasınlar diye ben gençlere bunu tavsiye ediyorum. Zaten yeni nesil de yetişmiyor bu anlamda. Gebze'de çok kısır bir bölge. Yeni gazeteci pek de yetişmiyor. Gebze'nin de dahil bölge ama yapacaklar hakkında cesaretli olsunlar, dürüst olsunlar, güvenli olsunlar. Yani güzel bir intiba bıraksınlar ki güzel şeyler yapsınlar. O zaman son bir mesaj da Gebzelilere, Darıcalılara, Çayırovalılara, Dilovalılara ve Tuzlalılara o zaman bir söyleyelim. Ne söyleyelim? Siyasi yönden de olabilir. Valla mutlu, huzurlu, gönlünce yaşadığı, hizmetin en üst seviyede olduğu ilçelerin ve bunlar hizmetten milletvekili, belediye başkanları, bunun hizmet ettiği insanlara olmalı diye düşünüyorum. Yani. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, sevgili izleyenler, aslında programımız bugün saat 19'da idi. Ancak sevgili Tuzla Kaymakamımız Mümin Heybet'in sevgili anneleri Rabia Hanım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendilerini Eyüp Sultan'da camide kılınan ikindi namazından sonra toprağa verildi. Biz de oradaydık, o yüzden malum İstanbul trafiğine de yakalandık ve o yüzden programımız buraya kadar sarktı. Hem konuğumuz sevgili Yahya Kahraman'dan hem de siz izleyenlerden özür diliyoruz. İnşallah başka bir zaman yine sizle birlikte oluruz Yahya Bey. Daha geniş, daha güzel sohbetlerle birlikte oluruz. Evet sevgili izleyenler, bir basın kulübü programı daha burada sona eriyor. Ben Murat Çaltepe aranızdan ayrılırken hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.